yıkılır derler. Hep söylüyoruz. Hakikatlerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Ülkeyi yönetme kabiliyetini yitiren, gerçeklerden kopan, milleti unutan, söyleyecek sözü kalmayan, vatandaşın sorunlarına çözüm üretemeyen Erdoğan şahsı hükümeti, şimdi çareyi çizgi film üretiminde arıyor. Çarşamba günü vizyona giren bu yapımın müellifi kim? imzasını nasıl atmış? Kendini nasıl tanıtıyor diye baktık. AK Parti'nin isim ve logosu var. Onun altında da yalan üretim merkezi yazıyor. Tesadüf mü? Tevafuk mu? Yoksa şecaat arz ederken sirkatlerini mi söylemişler? Bunu yüce milletimizin takdirine bırakıyoruz. AK Parti yalan üretim merkezi prodüksiyonu olan bu yapımın gişesi çok zayıf kaldı. Neyse biz film işine girmeyelim. Bu işi yalanı gerçek gibi anlatan popülist siyasetin ülkemizdeki baş mümessili Erdoğan şahsı hükümetine bırakalım. Biz milletimizin gerçeklerine ses olmaya devam edelim. Milletimiz bilhassa gençlerimiz ülke çok kötü yönetildiği için işsizlik ve hayat pahalılığı arasında eziliyor. Canıyla cüzdanı arasında sıkışıyor. Ülkemiz fakirleşiyor. Acı gerçek bu. Şimdi metal yorgunu, popülist, gerçek ötesi olduğunu kendi itiraf eden, yalanı doğru gibi anlatan Erdoğan şahsı hükümetine soruyoruz. 2013'te 958 milyar dolara çıkan milli gelirimizin tek adam vesayet rejiminin düğmesine basılmasıyla birlikte tepe taklak aşağı gittiği ve 2020'de 717 milyar dolara düştüğü yalan. Mı? Tek adam hevesinizin peşinde milletimizin 241 milyar dolarını heba ettiğiniz yalan. mı? Şimdi saraya bağlı Türkiye İstatistik Kurumunun elimdeki bülteninde yer alan verilerden yaptığımız hesaplamalara göre ülkede gerçek işsiz sayısının tek bir yılda 2 milyon 915 918 bin, bin kişi arttığı 10 milyon 219 bin kişiye ulaştığı yalan mı? 15-29 yaş arasında her 3 gençten birinin taşı sıksa suyunu çıkaracak 5 6 milyona yakın evladımızın ev genci olarak anasının babasının eline baktığı yalan mı? 19 yıldır yönettiğiniz daha doğrusu yönetemediğiniz ülkemizde ev genci sayısının dünya üzerindeki 83 ülkenin toplam işsiz sayısının ise 107 ülkenin nüfusunu geçtiği yalan mı? İnsanlara iş bulmak şöyle dursun son iki yılda işi gücü olan 2 milyona yakın vatandaşımızın işini gücünü kaybetmesine neden olduğunuz yalan mı? Evet. Yoksa ana babaların bin bir emekle okuttuğu bir milyonu aşkın üniversite mezunu gencimiz işsiz gezerken genel merkezinizdeki ofis boyların milyonluk araçlarda burunlarına pudra şekeri çektiği yalan mı? Milletini inim inim inlerken rüşvetten aklanmamış makaracı eski bakanınızı Praga Büyükelçi atadığınız mı, atadığınız mı yalan Yine hakkında rüşvet iddiaları olan 15 Temmuz darbesinin en önemli isimlerinden birinin kardeşi olan bir şahsı Hollanda'ya, eski milletvekili Hollanda'ya büyükelçi elçi yaptığınız da mı yalan? Mütekayet milletvekillerinize arpalığa çevirdiğiniz büyükelçilik rektörlük koltuklarını ulufe gibi dağıttığınız yalan mı? Yoksa vatandaş avucuna iş aş yaz, yazıp canına kıyarken, Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı diyebilen eski aile çalışma ve sosyal politikalar bakanınızın görevden almanızın üzerinden 15 gün geçmeden 40 bin lira aylıkta bir şirketin yönetim kuruluna atadığınız da mı yalan? Bugün herhangi bir markete gidin, kapısında beş dakika durun, göreceğiniz manzara şu: alışveriş yapan herkes elindeki fişe bakıyor. Ya ben ne kadar aldım ki bu kadar para ödedim diye. Kendi kendine soruyor. Market kasalarında faturayı görenlerin gözleri yuvalarından fırlıyor. Yine elimde tuttuğum TÜİK'in bülteninde yer alan verilere göre son bir yılda ayçiçek yağının yüzde 54, mısır özü yağının yüzde 51, tavuk etinin yüzde 45, domatesin yüzde 44 zamlandığı mı yalan? Son bir yılda benzinli otomobil fiyatının yüzde 117, dizel araba fiyatının yüzde 81 arttığı da mı yalan? Bir otomobil almanın artık orta gelirli için hayal olduğu da mı yalan? TÜİK'in açıkladığı verilere göre diyoruz. Çünkü bağımsız akademisyenlerin hesaplamalarına göre vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı TÜİK'in gösterdiğinin en az iki katı. Bilim insanları neyi nasıl hesapladıklarını açık açık yazıyorlar. Yöntemleri belli. TÜİK'in ağırlık setini kullanarak sahadan kendi topladıkları verilerle enflasyonu hesaplıyorlar. Dolayısıyla eleştirebilirsiniz bu doğru bu yanlış diye ama bakıyoruz dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor. Bilim insanları hakkında suç duyurusunda bulunduk diyebiliyor. TÜİK olarak ya bunlar önce ampulü patlattılar, sonra da ampulü değiştirmeye yasaklıyorlar. Ondan sonra da ampulü bırak, filme bak, filme deyip milleti karanlıkta oturtmak istiyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile dünya enflasyon liginde 2020 yılında uluslararası para fonunun verilerine göre 17. sırada en güncel verilerle ise 14. sırada olduğumuz dünyada. Bu da mı yalan? İşsizlikle, yoksuzlukla sınanan vatandaşın sefalet içinde olduğu Dünyada hesaplanan farklı sefalet endekslerinde Türkiye'nin listenin en başındaki ülkelerden biri olduğu. Örneğin Kato Enstitüsü'nün hazırladığı Hanke'nin e, yaptığı sefalet endeksinde Türkiye'nin Nabibya Güney Sudan, Gabonla aynı sıralarda olduğu da mı yalan? Şuraya bak. Bu ülkenin vatandaşları yokluktan ödeyemediği borçlarından işsizlikten önünü göremiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinde yer alan 2002'de 130 milyar dolar olan Türkiye'nin dış borcunun 2020'de 450 milyar doları geçtiği de mi yalan? Biz geldiğimizde her şey çok kötüydü diye anlattığınız 2002 yılı sonunda dış borcun milli gerile oranı %54 iken bugün %63'e 63 e yükseldiği de mi yalan? 2002'de 6,6 milyar lira olan vatandaşın kredi ve kredi kartı borçlarının Bugün 847 milyar Türk lirasına çıktığı devri hükümetinizde vatandaşın borçlarının 128'e bu, bu borçların milli geliri oranının da 2020 itibariyle 9'a katlandığı da mı yalan? Cumhuriyet döneminde ve sonrasında yapılan ata yadigarı fabrikaları, işletmeleri, erdemiri, tüpraşı, Türk Telekom'u ve diğerlerini 19 yılda 62 milyar dolara sattığınız Telekom'da bizim deremizin taşıyla bizim deremizin kuşunu vuran karları gövdeye indirip telekomu milyar dolarlık borçla milletin sırtına bırakan Harililerle verdiğiniz samimi pozlar da mı yalan? Şu salgın döneminde geçtiğimiz yıl vatandaşına doğrudan destek vermekte kendi akranlarımız arasında sondan üçüncü olduğunuzu gösteren olduğumuzu gösteren uluslararası para fonu verisi de mi yalan? Daha birkaç ay önce geçtiğimiz Kasım ayında Erdoğan Tekirdağ İl Kongresi'nde partililerine Ergene nasıl? Şu an temiz, gürül gürül akıyor mu diye soruyor. Partilileri de hep bir ağızdan evet diye bağırıyordu. Şimdi bugün Ergene'de Çorlu Deresi simsiyah akıyor. Leş gibi de kokuyor. Madem Ergene'nin suyu temiz, gürül gürül akıyor, akıyor sarayınıza gönderelim de afiyetle için. Hangisi yalan, hangisi doğru bir görelim. Kamu ihale yasasında 200'e yakın değişiklik yapıp vatandaşın parasıyla yandaşlara ihale verdiğiniz yalan mı? bu yılın bütçesinden ilk üç ayda bu yandaşlara dolarla avro ile verdiğiniz garantiler karşılığında yedi buçuk milyar lira ödediğiniz de mi yalan? 2014'ten bu yana Dünya Adalet Projesi'nin hazırladığı şu gördüğünüz hukukun üstünlüğü endeksinde ülkemizi 48 sıra birden gerileterek 107. sıraya düşürdüğünüz de mi yalan? Yolsuzluk algı endeksinde aynı dönemde ülkemizi 22 sıra gerileterek 86. sıraya düşürdüğünüz de mi yalan? gece yarısı operasyonuyla bir torba yasada vesayetiniz altındaki AK Parti grubuna verdirdiğiniz ve ertesi sabah da hemen şipşak onayladığınız değişiklik önergesiyle ülkede ödemeler sistemini felç ettiğiniz sonra da yasayı tebliğle değiştirmek zorunda kaldığınız da mı yalan? O tebliği bile tarihiyle gününü yan yana getirip yazmayı beceremediğiniz de mi yalan? Bugüne kadar çıkardığınız 70 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden 45 tanesinin önceki kararnameleri düzelten kararnameler olduğu da mı yalan? Ve tabii ki buharlaştırdığınız 128 milyar dolar. 2019 Şubat ayında 54 milyar dolar fazla veren Merkez Bankası'nın net rezerv, net rezerv hesabının ekonomik kadrolarının değiştirildiği 2021 Kasım ayında 47 milyar dolar açık verdiği de mi yalan? Bu yılın Nisan ayı sonu itibariyle de Merkez Bankası'nın kasasında kendine ait tek bir sent bile döviz olmadığı, kısa vadeli yükümlülükler ayıklandığında da kasanın 45 milyar eksi de yani borçlu olduğu da mı yalan? Biz 128 milyar dolar buharlaştırıldı derken AK Parti Genel Başkanı'nın grup toplantısında çıkıp 128 milyar dolar ne ki biz 165 milyar doları sattık gitti ne yapacaktık turşusunu mu kuracaktık dediği de mi yalan? Evet. Merkez Bankası rezervlerini arka kapıdan buharlaştırmanıza dayanak gösterdiğiniz yasanın açık bir biçimde Merkez, Bağıms ba Merkez Bankası'na Bağımsız bir biçimde sana verdiğimiz hedefleri gerçekleştirmek için araç olarak kullan dediği bu milletin döviz rezervlerini başında bir siyasetçi olan Hazine ve Maliye Bakanı damadın eline oyuncak diye veren 21 Şubat 2017 tarihli bu protokol de mi yalan? Damadın 2019'da sahte istikrar algısı yaratarak yerel seçimleri kazanmak için 2020'de 2020'de de kayınpederinin kerameti kendinden menkul faiz enflasyonun sebebi teorisini ispatlamak için kısmen de pandemiyle mücadelede Merkez Bankası'nın elindeki döviz rezervini hazineye aktarıp kamu bankaları üzerinden talimatla sattığı da mı yalan? Buharlaşan rezervleri saklamak için de emanet dövizlerle Merkez Bankası'nın kasasını yamadığı, Merkez Bankasına evini sattırıp aynı evde kiracı olarak oturttuğu da mı yalan? 128 milyar doların encamı hakkında uzun süre susan Hazine ve Maliye Bakanı dün akşam bir televizyon programında çok şey söyledi de neden göreve gelir gelmez ayağının tozuyla kasım ayında şu şu protokolü uygulamaktan vazgeçtiğini açıklamadı. Yoksa bu da mı yalan? 128 milyar doları buharlaştırdınız. Şimdi başta turistler olmak üzere dövizim var diyenin peşinden koştuğunuz da mı yalan? Kasa tam takır olunca turizm gelirlerine bel bağlayan Erdoğan şahsı hükümetinin Dışişleri Bakanının daha dün çıkıp turistin görebileceği herkese aşılayacağız dediği de mi yalan? daha millete edilmiş bu hakaretin dumanı tüterken gecede Hazine ve Maliye Bakanı'nın çıkıp kapanmanın vatandaşın sağlığı için değil turizm için olduğunu açık seçik söylediği de mi yalan? Yoksa kasayı boşaltan Erdoğan şahsı hükümetinin bu ülkenin vatandaşlarını öz yurdunda garip, öz vatanında parya gibi gördüğü, mü, gördüğü de mi yalan? Salgının kontrol altına alınmaya yaklaştığı dönemde parti kendi partilerinin kongrelerini lebalep doldurup memleketin dört yanına virüsü bulaştırdıkları da mı yalan? AK Parti'nin son kongresinden bu salgın nedeniyle 11.725 yurttaşımızın hayatını kaybettiği de mi yalan? Sormaya devam edelim. Bu ülkenin 128 milyar doları eritilirken ekonominin başında başına oturtulan muhtemet damadın Bugün ortalarda görünmediği de mi yalan? Emeklinin ikramiyesinin resmi enflasyona göre en az 1500 liraya çıkarılması gerekirken 1100 lira verdiğiniz ve her bir emekliden 400 lira kestiğiniz bu da mı yalan? İstanbul Belediye Başkanı eline arkasına bağladı, bağladı diye inceleme başlattığınız ama hakkında her gün bir başka yolsuzluk iddiası ortaya çıkan Eski Ticaret Bakanınız Ruhsar Pekcan'ın etrafta elini kolunu sollayarak dolaştığı 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 da mı yalan? Bundan iki sene önce yerel seçim zamanında İstanbul'da meydan meydan dolaşıp seçimde Sisi mi diyeceğiz, Binali mi diye bağırırken bugün Mısır'la tarihi birlikteliğimiz yeniden devam birlikteliğimizi yeniden devam ettirme gayretinden bahsetmeye başladığınız da mı yalan? Bu ülkeden gri pasaport operasyonlarıyla yurt dışına götürülen 800, 804 götürülen ve buharlaşan 804 vatandaşın olduğu da mı yalan? Değerli basın mensupları. Çizgi film çekip eğlenen AK Parti yöneticilerine bir eli yağda bir eli balda olan saray efradına soruyoruz. Muğla'nın Milas ilçesinde bol çok traktörümü de satın borçlarımı ödeyin bu onursuzluğa dayanamam diye not bırakıp canına kıyan çiftçi Fahrettin Aktaş mı yalan? İzmir'de iş yerlerinin aylardır kapalı olması sebebiyle düştükleri ekonomik sıkıntılara dayanamayan kahveci esnafları Nuri Çengeloğlu ve Erdal Şenözpak mı yalan? Mersin'de dükkanını günlerce siftahsız kapattan, sonunda oğluna beni affet diye mesaj bırakıp bu dünyadan ayrılan kokoreççi Murat, Murat Gümüş de mi yalan? Bunlar Hepsi bu ülkenin gerçekleri. Ama Erdoğan şahsım hükümetinin gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalbi millete karşı mühürlü. Değerli basın mensupları son olarak bugün sizler aracılığıyla millet.